laik ve bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz. Müfredat ya da öğrenim programları devlet tarafından okulda öğretmenin bir konuyu hangi içerikte, ne tür koşullarda, nasıl ve hangi yöntemlerle anlatacağını, neye dikkat edip neyi öne çıkaracağını belirleyen eğitimsel planlardır. Müfredatlar içerdiği bilgi, değer ve beceriler kadar içermediği, dışladığı, görmezden geldiği konularda öne çıkan metinlerdir. Eğitim müfredatının çocuk ve gençlerin ülkenin gelecek ihtiyaçlarından çok iktidarın siyasal ideolojik çizgisine uygun hale getirilmesinin en somut yönü okullarda hangi bilgilerin, nasıl, hangi araçlar ve örnekler üzerinden verileceğidir. Eğitim sistemi açısından öğrencilere verilecek bilgiyi belirlemek ve seçmek, müfredat ve ders kitapları üzerinden öğrencilere aktarılması süreci pedagojik olduğu kadar siyasal nitelik de taşımaktadır. Dolayısıyla bugün eğitim müfredatına yapılmak istenen değişiklikleri ve içeriği tartışılan ders kitaplarını iktidarın eğitimdeki siyasal ideolojik hedeflerinden ayrı değerlendirmemiz mümkün değildir. Taslağı başlığının Türkiye yüzyılı marif modeli olarak belirlenmesi tesadüf değildir. Yeni müfredat değişiklikleri okullar başta olmak üzere eğitim sisteminde yaşanan dinselleşme kuşatmasının en son ve en tehlikeli aşamasını oluşturmaktadır. Hedefi düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmektir. Bunun için öğretim programlarımda bilimsel eğitim ile ilgili olan pek çok noktada özenle sadeleştirme ya da ayıklamaya tabi tutulmuş tek adam rejiminin siyasal ve ideolojik hedefleri ders kitaplarına yerleştirilmiştir. Ders kitaplarında yapılan sadeleştirme ile doğrudan bilim, tarih, felsefe ve sanat dersleri hedef alınmıştır. Bazı derslerde ünite ve kazanım sayılarının azaltılarak tek din, tek mezhep anlayışı üzerinden dini, milli ve manevi değerleri merkeze alan yeni bir müfredat oluşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ÇEDES ve benzeri projeler ve protokoller üzerinden eğitim sistemin içine faaliyet alanı açtığı din, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra iktidarla ekonomik ve siyasal bağları olan dini vakıf ve cemaatler tarafından okullar, yurtlar, kurslar ve benzeri üzerinden doğrudan iktidar desteğiyle tıpkı bir örümcek ağı gibi bütün eğitim sistemini kuşatmıştır. Yeni müfredat değişiklikleri okullar başta olmak üzere eğitim sisteminde yaşanan dinselleşme kuşatmasının en son ve en tehlikeli aşamasını oluşturmaktadır. Haklarına, emeklerine ve geleceğine sahip çıkmak, bu müfredat değişikliğinin geri alınması talebimizi daha güçlü ifade etmek için çocuklarımızı 11 Haziran 2024 tarihinde okula göndermeyeceğiz. Mamak Mehmet Çekiç Ortaokulu önünde uyarıyoruz. Gerici müfredat istemiyoruz. Gerici müfredat istemiyoruz. Gerici müfredat istemiyoruz. Bilim dışı müfredatı reddediyoruz. Geri çekin. Sesimizi duyan, çocukları için endişelenen ve çocuklara onurlu bir gelecek bırakmak isteyen herkesi çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızı 11 Haziran 2024 tarihinde okula göndermeyeceğiz. Adamlara teslim olmaya